Yeşilçam'ın Gamzeli güzeli olarak anılan Bahar Öztan daha önce 3 kez kanseri yendi. Geçtiğimiz aylarda Bahar Öztan, herkese selam ve sevgiler, uzun zaman oldu yazamadım sizlere, dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var demişti. Bahar Öztan 11 Ağustos 962'de Hatay, İskenderun'da doğdu. Babası Memur Arif Cerrahoğlu, annesi Aysel Hanım'dır. İlkokulu İskenderun'da, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. İlk olarak 1970 yılı sonlarında bir şampuan reklamında oynayarak sektöre girdi. Ardından Başak Gürsoy Ajansı'na kayıt oldu. Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlarda ve Elidor reklamı gibi birçok reklam filmlerinde oynadı, reklam filmleri birbirini izledi. 30'u aşan reklam arasında en çok akılda kalan Hulusi Kentmen'le oynadığı Lezzo reklamı oldu. Hulusi Kentmen'le oynadığım bir reklam çekimi sonrası Gamzeli Kız diye ismim çıktı. O zaman tek kanal olduğu için herkes aynı reklamı izliyordu. Sonra da Kelebek'in fotoromanlarında yer aldım. Şimdi nasıl diziler takip ediliyorsa o zaman da fotoromanlar öyle popülerdi. Hemen ardından sinema filmi teklifi geldi demiştir. Alaylı oyunculardan olan Öztan, gelen film tekliflerini çekindiği için kabul etmemeyi düşündüğünü anlatıyor. Acaba olur olmaz gibi bir düşünceye dalmıştım. Rahmetli Oksal Pekmezoğlu beni ikna etti. Sen bu kadar fotoromanda oynadın, reklam filmlerinde yer aldın. Neden olmasın, bence çok yakışacaksın dedi. Abdullah Şahin ile Ahu Tuğba'nın rol aldığı Şaşkın Milyoner ilk filmim oldu. Ondan sonra ben de sinemayı sevdim, sinema da beni. Halkımız da sevmiş ki arka arkaya film teklifleri geldi. Önce Bahar Öztan ismi değil de Gamzeli Kız demeye başladılar. Sonra basın beni yazmaya başladı. Tabii ki o zaman daha çok tanındım. Bahar Öztan 972 yılında yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı ve Cüneyt Arkın, Hale Soygazi, Seyyal Taner'in başrolde oynadığı Mahkum adlı sinema filmi ile oyunculuğa başladı. Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı Bahar Öztan 980 yılında yönetmenliğini Aram Gülyüz'ün yaptığı Şaşkın Milyoner filminde Enver Demirkan, Abdullah Şahin, Ahu Tuğba, Bülent Kayabaş, Aydemir Akbaş, Hulusi Kentmen ile birlikte oynadı. 980 yılında ilk evliliğini yaptı, 2 yıl sonra boşandı. 982 yılında senaryosunu Safa Önal ile Menduh Ün'ün yazdığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Doktor Civan'ım adlı sinema filminde Kemal Sunal, Ayşen Guruda, Ali Şen, Reha Yurdakul ile birlikte oynadı. İlk kez 87 yılında İzmir Fuarı'nda, Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan kadrosunda şarkıcılık yapmaya başladı. Melahat Pars gibi hocalardan Türk sanat müziği dersleri aldı. Daha sonra da yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmaları 93 yılına kadar devam etti. Almanya konserinde Yavuz Çolak adında bir mimar ile tanıştı ve 93 yılında evlendi. 96 yılında Yiğit adında bir oğlu oldu. 2008 yılında boşandı. Kemal Sunal ve İlyas Salman'la birçok komedi filminde oynadı. 89 yılında Bodrum Yalıkavak'ta deniz kenarında bulduğu arsayı satın alan Bahar Öztan'ın apart bina inşaatı 91'de bitti. Bitişik'teki 15 odalı binayı da alıp Spring Otel adıyla turizme atıldı. Daha sonra oteli kiraya verdi ve 99 yılında Bodrum'a yerleşti ve Prens Prenses adında bir kreş açarak işletmeye başladı. 2001 yılında eşinin işi dolayısıyla Amerika'ya giderek Miami'ye yerleşti. Amerika ve Bodrum'da uzun süre yaşayan Bahar Öztan, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. 2007 yılında başrolünde Burak Kut'un oynadığı
Aşk Kapıyı Çalınca adlı televizyon dizisinde Bahar Öztan, Burak Kut'un annesi Nilgün Zeybek karakterini canlandırdı. 2008 yılında başrollerini Melek Baykal, Zeki Alasya, Çağla Şikel, Levent Ülgen, Mert Öcal, Aylin Kabasakal, Kayhan Yıldızoğlu, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ve Zihni Göktay'ın paylaştığı romantik komedi dizisi Görgüsüzler'de Lale karakterini canlandırdı. Bahar Öztan, 2012 yılında TVM kanalında Yeşilçam Sokağı programını sundu. 2014 yılında Başkanın Kızı filminde Bahar Öztan, filmin başrollerini Yılmaz Köksal, Yalçın Dümer, Murat Soydan ile paylaştı. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Bahar Öztan, Eylül 2015 ayında karnındaki şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. İstanbul'da bir hastanede doktorların yumurtalık kanseri tanısı koyması üzerine Aralık 2015'te vakit kaybetmeden ameliyat oldu. O dönemi şöyle anlatıyor. Hastalığımla ilgili mücadelelerim başladı. Tam iyileşiyorum, bazı projeleri konuşmaya başlıyorum. Tekrar nüksediyor. İkinciye de aynısı oldu. Üçüncü sefer nüksettiğinde ve iyileştiğimde kimseyle iş görüşmesi yapmadım. Koruyucu amaçlı hala tedavi görüyorum. Hastalık 3 kere nüksetti. Üçüncüde de tekrar başa döndüm. Allah kimsenin başına vermesin, zor işler. Hatıralarındaki Yeşilçam hakkında ise şunları söylüyor. Hayatımın en güzel dönemiydi. O yıllar bizi bu zamanlara taşıdı. Bu kadar sevilmemizin nedeni de o filmler. O filmleri o kadar içten ve doğal çektik ki. Bizim için para ikinci plandaydı. Birinci planda iş aşkı vardı. Bu iş öyle bir iş ki seveceksin. Sevmezsen yapamazsın. Sinema aşktır. Ona aşıksan o zaman çok başarılı olursun. O zaman İstanbul bile çok güzeldi. Bahar Öztan, geçmişle şimdi arasındaki şöhret kavramında nasıl farklar vardı sorusuna şu yanıtı veriyor. Şimdi ile arada çok çok fark var. Biz makyajsız sokağa çıkamazdık, son derece bakımlı olurduk. Kolay kolay halk bizi göremezdi, belli yerlere giderdik. Şimdi gayet rahatlar. Herkes her yere gidiyor, her şey göz önünde. O zaman öyle bir şey yoktu, daha gizemliydi. Zaten o yüzden de tüm ünlülere sahne teklifleri gelirdi. Bugüne kadar sinemada erkek ya da kadın, fark etmeksizin herkes sahneye çıkmıştır. Türkan Şoray haricinde çıkmayan yok. Bizi başka türlü canlı göremiyorlardı. O dönem içinde artı oluyordu. Sinemadan kazanmadığımız parayı sahneden kazanıyorduk. Ünlü oyuncu ilk kez İzmir Fuarı'nda sahneye çıktığını söylüyor. Müziği çok seviyordum. O zamanın moda şarkılarını söylüyorduk. Fuarlarda 8-10 şarkı okurdum. Daha sonra solist olarak başka yerlere gittim. Belli yerler vardı. Mesela Adana'da iki otel vardı. Bütün ünlüler sırayla orada sahne alırdı. Ben de alt kadromla giderdim. Bahar Öztan 80'lerdeki arabesk film furyasında en çok başrol oynayan isimlerden biriydi. O rollerle ilgili ise şunları söylüyor. O zaman o kadar ünlülerdi ki, onların tüm filmleri inanılmaz iş yapardı. Ondan dolayı oynamışımdır. Ben çok tercih ediliyordum, çok disiplinliyim, verdiğim sözü tutarım, fizik olarak da her rolü oynayabilirim. Komediye de çok yakışıyordum dramada, gerektiğinde şuh bir kadın da olabiliyordum. Kadir İnanır için çok yakışıklı ve dünya tatlısı, o benim aşkımdı, çok beğenirdim, bunu hiç ifade edemedim. Cüneyt abiyle beraber rol almadan önce hiç tanışmamıştık. Anlaşma yapıldı, ilk gördüğüm anda şoke oldum. Orta yaşta biri bu kadar mı yakışıklı olur demiştir. 13 Ekim 2017 tarihinde yumurtalık kanserinin yeniden nüksettiğinden tekrar ameliyat oldu. Kendimi sevmeyi öğrendim artık. Güçlü, güzel ve kendimi artık beğeniyorum. Her şey kendi elimizde. Onca şeyin içerisinde her şeyi pozitif düşünerek yendim, dualara çok inanırım. Hastayken dünyanın her yerinden enerjiler, dualar gönderdiler bana. Onları keyifle aldım, onların hepsini hissettim. Genelde pozitif düşünüp
olumlu bakmaya çalışırım. Güzel bakmak gerekiyor herkese ve her şeye. Geçtiğimiz yıl oğlum Yiğit'le birer hafta arayla Kemal Sunal'la rol aldığım filmleri izledik. Orta Direk Şaban ve Doktor Civan'ım. Oğlum filmlerimizi izlemeye hiç meraklı değildi. O da büyüdüğü için artık çok daha farklı gözle baktı. Anne, sen nasıl güzelmişsin, nasıl yapmışsın bunları dedi. Oğlumla uzun zaman sonra bu filmleri izlemek çok hoşuma gitti. Anılarım canlandı gözümde. 11 Mart 2024 tarihinde Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak annesinin sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı. Annem hastanede standart tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda değil. Tabii dualarınızı bekliyoruz. Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli olarak tanınan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Bahar Öztan'ın tedavisinde kendisine acil şifalar diliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz videoların devamı gelmesi için sizlerden kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz.